anne oğul bize başvurmuşlardı. Muhammed konuşmuştu. Erkek oğlu daha doğrusu. Kız kardeşinin kaybolduğunu, 18 yaşına basar basmaz evden gittiğinden, sevgili Dilara'nın evden gittiğinden bahsetmişti. Güzel haberlerimiz var. Gelişmelerden haberdar olacaksınız. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Birazdan öğreneceksiniz. Ama önce Mersinli anne oğlu Seyhan Hanım'la Muhammed Bey'i bir çağıralım mı? Gelsinler lütfen. Buyurun. Sağ ol canım. Sağ ol Allah. Teşekkürler. Sağ olasın. Ne güzel. O annene çok benziyorsun. Gözler aynı annen doğru, ya. Doğru. Annen en başı olsun. Sen de yanına otur lütfen. Sizle burada hem kız kardeşin sevgili Dilara'ya çağrıda bulunmuştun. Anne de öyle. Çok üzülmüşlerdi. Konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Sonra arkasından Dilara'yı bulduk. Nasıl oldu, gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi. Dilara da bambaşka şeyler anlatıyor sevgili Muhammed. Sıkıntı oğlum. Ha, sıkıntı yok diyorsun. Rahat ol diyorsun. Rahatım ama. Tamam, ben rahatım. Asıl sen rahat ol. Bak, birazdan kız kardeşinle. Çok rahatım ama. Öyle mi? Kız kardeşin çok farklı şeyler anlatıyor çünkü. Cuma mı? Perşembe mi konuşmuştuk? Biz bir yandan da tabii çalışmaya devam ettik. İhbarlar geldi. Vazgeçme izleyicileri gerçekten benim için çok çok önemliler. Olayların aydınlatılması için de çok fazla çalışıyorlar. Gördükleri en ufak şeyi de söylüyorlar bize. Hatırlatma geçsin lütfen. Ne arıyorum ben burada? Aile perişan. Evlenmek istiyorum dese. Her zaman arkandaydım ben. Şu anda da arkandayım. Sevgili Muhammed ve sevgili Seyhan, ana oğul, Mersin'den yayına geldiler. Şimdi Seyhan Hanım'ın kızı, 18 yaşındaki sevgili Dilara, 18 yaşına basar basmaz evi terk ediyor, gidiyor. Ailesi, abisi hiçbir şekilde Dilara'dan haber alamıyorlar. Sevgilisi olduğunu öğreniyorlar. 10 Şubat'ta evet. Sabah işe gidiyor, bizden önce gidiyor, biz ondan sonra gidiyoruz. Tamam canım. Ondan sonra annem saat 4'te işten geliyordu, biz geride geldiğimiz için. 4'te gelirken annem üstünü değiştirirken battı, eşyası yok dolapta. Evet. Burak diye bir sevgilisi var. Evet. Sevgilisi onda... de İstanbul'da ve onun yanında. Peki söylemedi mi? Aynı evde yaşıyorsun. Hayır. Abisisin. Annesi. Evet. Hiç ben böyle birini seviyorum. Böyle hiçbir şey demedi. Yani o günden beri 10 Şubat'tan bu yana kayıp. Evet. Hiç haber alamadınız mı? Hayır. Hiçbir şekilde. En son Bursa otogarına görülmüş sadece. Otogarca söyledik. Evet. Dedik Dilara arıyor Adnan'la. Bir bilet kesilmiş mi? Ondan sonra bir tane de gittim dedi. Dilara arıyordu. Saat 7'de bilet kesti. Bursa'ya gidecek diye. Evlenmek istiyorum dese. Olabilir. İnsanın galiba evlenebilir. Ama gelip de desin ki ailesini. Beni arasın. Abisiyim ben. Ya annesini arasın. Ya ablasını arasın. Şimdi sevgili Muhammed, annenle beraber siz bize başvurduktan sonra biz Dilara'nın fotoğraflarını yayınlamaya başladık. Bir yandan da araştırmalarımız devam ediyordu. Sonra Bursa'dan bize bir ihbar geldi. Muhabirimiz tam yola çıktığında, yani Bursa'ya yaklaştığı sırada sevgili Sevda, senin kardeşin aynı zamanda hem vazgeçme izleyicileri görmüş hem de halan görmüş. Doğrudur. Bursa çarşıda görmüşler ve biz de Dilara'ya bu şekilde ulaştık arkasından. Yani halanın yanına gidiyor galiba. Yani baya baya Bursa'da gezmişler bunlar iki sevgili. Sevgilisi var mı senin kız kardeşinin? Haberim sevgilisiyle var. Beraber nerelerde kalmışlar? Biz o anları, Dilara'ya ulaştığımız anları, vazgeçme izleyicisinin ihbarıyla gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı gönderiyorum sevgili Bursalı vazgeçme izleyicileri. O anları bir ekranlarınıza getirelim. Sonra kızımızı hemen burada annesiyle ve abisiyle kavuşturacağız. Bakalım neler olacak. En az sizin kadar merak ediyorum. Çünkü Muhammed o gün farklı şeyler anlattı. Hiçbir şey bilmiyorum dedi. Ama işin rengi öyle değilmiş galiba. Bilmiyorum. Kardeşin öyle söyledi. Birazdan burada olacak kız kardeşin. Ama Bursa'daki ilk aldığımız anlar bir önce ekranlarınıza gelsin mi? Sosyal medyada lütfen yükler misiniz arkadaşlar? Buyurun lütfen. Sevgili Dilara 18 yaşına basar basmaz o gün bir yere gidiyorum diyor. Evi terk ediyor, gidiyor. ...18 yaşındaki Dilara'dan yaklaşık 2 aydır haber alınamıyordu. Didem Arslan Yılmaz'a Dilara'nın Bursa'da olduğuna dair bir ihbar geldi. Saatlerimiz 23.30'u gösteriyor. Şu anda Dilara'nın bulunduğu adrese doğru yola çıktık. Dilara'nın olduğu ihbar edilen eve geldik. Şimdi kapıyı çalacağız. Bakalım bize kapıyı kim açacak? Merhaba, Didem Arslan Yılmaz'ın ekibindenim ben. Buradasın, iyi misin? İyiyim.
sevgili Dilara bu arada 10 Şubat'tan bu yana kayıp. 10 Şubat'tan bu yana kızından sevgili Muhammed de kız kardeşinden haber alamıyor. Kız kardeşinle kavuşmaya hazır mısınız? Hazır oldu. O günden beri bir telefonla konuşabildiniz mi? Hiç ki telefon görüşmedi. Sadece kaçtığı zaman saat gece 4'te konuştum. 4'te konuştun. Evet, ama çok fazla konuştum onunla ama. Ama 10 Şubat... Sesi çok fazla geliyordu ama ona. Yani 10 Şubat'tan beri kız kardeşini görmüyorsun. Yok. Sen de kızını görmüyorsun. Yok, biz görmemiş. Tamam arkadaşlar, sevgili Dilara hazırsa hemen alalım mı? Ben çok merak ediyorum. Biliyorum daha doğrusu bize anlattıklarını da. İzleyiciler de öğrenecek. Belki abisi ve annesi ne diyecek? Çok merak ediyorum. Çünkü çok acayip iddialarda bulunuyor sevgili Dilara. 18 yaşına basmış. Evet. Hayatında biri var. Evet. Ama öncesi ve sonrası gerçekten çok ilginç. Dilara gelir misin kızım? Gel gel Dilara gel. Çok da güzelmiş Dilara. Allah tabii senin kaderin de güzel yazsın. Biraz göz göze birbirinizi görün. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim abi. Ha? Nerelerde kalmışsın? Valla Bursa'daydım. Biliyorum da Bursa'da ne kadar güzel ya. Oy, inşallah bundan sonra şansın da güzel. En köşeye otur, en başa otur. Ha, otur oradan. 18 yaşında mısın? Daha yeni doldurdun 18 yaşını. Hoş geldin. Sesin var değil mi? Konuşabilirsin. Konuşmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum abla. Ha? Biliyorum. Abin sana çok öfkeli bakıyor. Farkındayım. Hı hı. Bir ailece önce bir konuşun, sonra ben soracaklarım var. Niye kaçtın? Korkma ya, korkma. Evet, sebep ne? Ne için? Severek kaçtım. Severek değil ama. Sen kaçarken niye söylemedin bize? Öyle demedin ama bize. Arkadaşımın yanına gidiyorum. Kız var yanında dedin. Demedin ama. Tamam, kaçtım. 2 ay oldu. Niye aramıyorum aileni? Telefonu yoktu. Ailenin şu anda ne perişan olduğunu biliyor musun sen şu anda? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii ki de. Sizden korktum, şiddet uyguluyorsunuz. Kimse ne dönmüş? Şu baba da övdü, sen de övüyordun. Biz zaman dahil kimse sana karışmamış. Peki sen ne yedin, ne içtiğini bilmiyordun lan. Ne giydiğini bilmiyordun. Bursa'da ne halde olduğunu biliyor musun sen? Sokakta gezdin, sokakta. Bir lokma ekmek yedin mi? Şu 2 aydır. Yemedin ama. Var. Ne haline geldiğini biliyor musun sen şu anda? Biliyorum. Bilmiyorsun ama sen. Tamam mı? Şu anda bizi bu hallere getirdin değil mi? Şu anda bu hale getirdin sen bizi. Arasaydın bizi ama. Deseydin abi böyle böyle bir şey var. Anne böyle bir şey var. Dayının haberi vardı. Kim haberi vardı? Mehmet dayının haberi vardı. Sen söyle. Onu dedin. Bir annen konuşsun. Biz 2 aydır biz hiç haber alamadık. Bu söylese de annem valla ben Bursa'daydım. Biz de gelir, biz diyorsan Bursa'da yönetsen bir telefon alsaydı. Hep biz haber alamadık. Şimdi Dilara Bursa'da, evet. 5 günde ben de oğlum beraber gittik Bursa'ya. Biz 5 gün otogarda, tam otogarda masaların üstünde yattık biz 5 gün. Valla. Yemek ve hiçbir şey yememişiz 5 gün. Tamam, uyku görmedik. Abi kardeş konuşsunlar. Söyle Muhammed. Evet, arasaydın beni. Ben sana aradığım zaman, kaçtığın zaman gece saat 4'te. Mesela aramadın mı? Telefonu beni engellemiştin. Ailen kişi de engelliyorsun dakika başı. Çok güzel. Herkese engelledin aileni, gelinini. Korkma. Mesela otobüsten, otobüsten birini seni aratırdım. Dilara ne oldu, niye kaçıyorsun? Bak aile şu anda çok perişan. Gel geri, ne desen geri gel. Sen bana ne dedin? Gelmeyeceğim dedim. Gelmeyeceksin. Ben sizden uzaklara gideceğim. Evet. Kız arkadaşımın yanına gideceğim. Demedin mi? Dedim. Arasaydın bir gün bizi. Desen böyle böyle ben sevdim, kaçtım. O yanındaki kimse de erkekse, bak erkekse desin ki ben kaçırdım. O kimse de Allah ben vermiştim. O çocuksa. Bir şey merak etme, biz yani onu da bulduk da. Ama önce sevgili Dilara, ne kadar korkuyorsun, ellerini böyle. Bana şunu söyler misin, sen abinden Muhammed'den çok mu korkuyorsun? Evet abla.
Yani senin onu dövdüğünü de abla biz de duyuyormuş. Bir şey rica edebilir miyim? Tamam. Sevgili Seyhancığım. Çünkü abi de artık yani kaç yaşındasın? 22 yaşlarında. 22 gayet büyük, kendisini ifade edebilir. Gayet iki kardeş konuşabilir. Yani sen özellikle ya tek abi sen misin? Benim bir ufam daha var. Yani şöyle çok mu korkuyorsun abiden? Evet, Muhammed'den. Abi. Evet abi. Ya yani bayağı ona şiddet uygulamışsın. Hiçbir zaman ona şiddet uygulamadım. Ya hatta çok yanlış yaptı. Bak çok yanlışlar yaptı. Ya ama yanlış yapman ona şiddet uygulamak. Yapan insan yapar. Hatalarını her seferinde affettim. Ben hiçbir şey demedim. Çalışıyordu gece. Gece 12'lerde işten geliyordu. Telefonu yoktu o zaman. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Neden okumadın? 18'ine yeni girdin galiba. Evet. Değil mi? Doğum günün ne zamandı? 1 Şubat'ta. 1 Şubat'ta. Oğlak burcusun. Ay inatçısın. Kova. Kovasın pardon 1 Şubat özür dilerim. Peki yani abinden şiddet gördüğün için mi evden kaçtın? Yoksa sevdiğin biri var onu kabul ettiremediğin için mi evden kaçtın? Neden evden kaçtın? Yani abla biraz ailemden korktum vermeyecekler diye. Ondan rahatsız zaten kendisi. Kim rahatsız? Benim yanına gittiğim çocuk. Ne rahatsızlığı var? Kanserdi. Kanser mi? Evet. Yapma. Tedavi görürdü zaten 2-3 yıldır. Ne kanseri? Bilmiyorum. Böyle bir kanser dedi bana. Çocuk sana kanser olduğunu mu söyledi? Evet. Yalan. Yalan. Allah Allah. Dur bir dakika öğreneceğiz ya. Yok yalan mı? Yalan oğlum. Çocuğum... Yalan söyler. Dünyaya sorun, aileme sorun. Çok yalan, yalan söyler. Çok yalan Dilara. Söyler. Evet, bir dedi ki tutmaz hiçbir zaman. Yani çocuk ona peki özür dileme onun kanser olduğunu öğrenince mi evden kaçmak istedin? Yok. Ha, önceden biliyordun zaten. Biliyordum. Yani. Ama o kimse bak o kimse buna bir madde verir buna yani. O madde vermezse sesi çok değişmişti. Çok değişmiş şu o zaman. Şu an senin gördüğün kardeşin yani hayır. Farklı mı? Çok farklı. Nesi farklı Dilara? Her türlü zayıflamış. Cinsi de her şeyi değişmiş şu anda. Tipi de değişmiş. Evet tipi de değişmiş. Çok zayıf. Allah Allah. Peki Dilara yani evden kaçmaya nasıl karar verdin? Seni ona Burak'a vermeyeceklerini, sevgiline vermeyeceklerini düşündüğün için. Sen kaç yıldır o çocukla 18 yaşındasın. Kaç yıldır tanışıyordun? 5 yıl. 5 yıl. Nereden ya. Tanıştın bir dakika dur Muhammed? Instagram üstünden. Instagram ya. Üzerinden. Senin 13 yaşından beri Instagram'ın mı var? Vardı. Hı. Peki Burak kaç yaşında? Kaçtığın çocuk? 19. 19. 5 yıldır da. Söyle ki 5 yıl. 13 yaşından beri öyleymiş tanışıyor. Allah 5 yıldır da. Söyle ki 5 yıl önce telefonun var mıydı? Evet. Besin hele bakalım. Telefonun var mıydı? Söyle. Var mıydı 5 yıl önce telefonun? Kimin telefonu vardı? Annemin. Annemin telefonu da yoktu o zaman. 5 yıl önce telefonu yoktu. Sen 5 yıl önce neredeydin? Evet. 5 yıl önce neredeydin? Diyarbakır'daydın. Sen Diyarbakır telefon mu vardı? Vardı annem. Yoktu telefon. Hangi telefon üzerine iletişim kuruyordun peki? Bir tanem telefonu vardı. Valla benim yoktu. Valla bunun Instagram'da yoktu. Instagram hesaplarını... Hayır şöyle yani annenin telefonunu yok. Kurup orada Instagram'ı açıp hayır, tekrar hayır, kapıda yalan bir kendisi. Valla yalan söylüyor. Da yok. Telefon yoktu zamanında. Bana gerçeği söyler misin? Bak, yalan söylüyor. Bir şey söyleyeceğim bir tanem aşkım benim. Şimdi sen bize gerçekleri söyle ki biz sana yardımcı olalım. Sen bu çocukla nerede tanıştın? Instagram üstünden tanıştım. Tamam onda. Kaç yıl önce tanıştın? Valla çok oldu. Yani ben tekstile gitmiştim. Bak. Annem o zaman telefonunu şey Diyarbakır'dayken götürdüm. Mi tekstile gitmiştin? Yok. Mersin'de. 5 yıl değil. Kaç yıldır Mersin'desiniz? 2019 Ekim ayından beri buradayız. 2019? Evet. 19? 4 sene oluyor. 4 sene. 5 yani de 5. 5 sene söylüyor. 5 sene olmuş Mersin'e geldikten sonra diyor. Evet. Diyarbakır'da değil mi demiyor. Mersin'e geldikten sonra olmuş. Ama o zaman telefon yoktu ki. Yine telefonun yokmuş. Telefon yoktu. Vardı annem telefonu tam...